Merhabalar Sanayi TV izleyicileri, ben Mehmet Akif Karakoç, haftanın raporuyla karşınızdayım. Haftanın raporunda konu başlıklarımız: Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin onaylanması, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi açılış törenindeki açıklaması, Karadeniz gazını taşıyacak hattın deniz tabanına yerleştirilmesi, deprem bölgesindeki Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yapılan vergi indirimi, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen'in oda tarafından düzenlenen İşte Konya programındaki açıklamaları, TOG'un ilk sevkiyatını gerçekleştirmesi, içerisinde yeşil OSB tanımının da olduğu OSB kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi yeşil OSB tanımının yapılarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılması, ön tahsis uygulamaları ve OSB yer seçimindeki işlemlerle alakalı bir takım düzenlemeleri içeriyor. Kanunda OSB'lerin planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. Yeşil OSB olmak için hazırlanan projeler ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca kredilendirilecek ve öncelikli olarak değerlendirilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lokman Ekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Varank, sağlık sektörünün savunma sanayisi gibi stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişimi teknolojilerinin stratejik alanlar olduğunu belirten Varank, bu alanlarda Ar-Ge harcamaları ve patent sayılarını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Varank, Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde akıllı yaşam, sağlık ürünleri ve teknolojileri yol haritasını kamuoyuna ilan ettiklerini hatırlattı. Hamle programı ile desteklenecek projeler arasında ise diz, omuz, dirsek ve tümör protezleri gibi ürünlerin olduğu açıklandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Karadeniz gazını taşıyacak boruların deniz tabanına yerleştirildiğini duyurdu. Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz'deki enerji üssümüzü Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne bağlayan boruların deniz tabanına yerleştirilme işlemi başarıyla tamamlandı. Enerjide Bağımsız Türkiye 20 Nisan 2023 ifadelerine yer verildi. Sakarya gaz sahasındaki son güncellemelerle Karadeniz'deki gaz rezervi 710 milyar metreküpe ulaşmıştı. 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Karadeniz gazının törenle karaya çıkarılması hedefleniyor. Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte depremden etkilenen illerdeki teknopark firmaları ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri OAL süresince teşvik ve desteklerden daha kapsamlı şekilde yararlanabilecek. Yeni kararda afet bölgesinde faaliyet gösteren ve gösterecek olan başta teknoparklar ve Ar-Ge ve tasarım merkezleri olmak üzere kurum ve kuruluş ve işletmelerin teknoloji, yenilik ve Ar-Ge alanındaki çalışmalarının aksamadan devam edebilmesi için personel maaşlarından vergi alınmayacak. Bunun yanı sıra %50 olarak uygulanan sigorta primi işveren hissesi desteği de %100 olacak. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, oda tarafından düzenlenen İşte Konya programında açıklamalarda bulundu. Büyükeğen programda Konya'nın sanayide gösterdiği başarılarla Marmara Havzası'na alternatif güçlü bir sanayi şehri haline geldiğini söyledi. Konya'nın yatırım, üretim, istihdam ve ihracat iştahı güçlü bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Büyükeğen, daha güçlü bir Türkiye için üretmeyi ve emek vermeyi sürdüreceklerini belirtti. TOG, T10X'in ön çekiliş sürecinin tamamlanmasının ardından TOG'un sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen ilk sevkiyata ilişkin görüntüleri paylaşıldı. TOG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3 Nisan 2023, Gemlik'teki teknoloji kampüsümüzden ilk sevkiyat. Bu büyük heyecana gece gündüz demeden özveriyle çalışan 1800'ü aşkın TOG'lunun alın teri ve emeği de eşlik ediyor. İlk günkü heyecan ve tutkuyla ifadelerine yer verildi. Haftanın raporunun sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.